Merhaba sevgili seyirciler, gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Ankara'da siyaseti konuşuyoruz. Dün son olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP ile ilgili sözleri vardı. HDP'nin kapısına kilit vurulmalıdır, bir daha açılmamak üzere. Tabii bununla birlikte hükümetin de hukukta ve ekonomide reform yapma ile ilgili açıklamaları vardı. Bu da yaklaşık bir aydır Türkiye kamuoyunu meşgul ediyor. Yine diğer taraftan ABD'de yeni yönetimle birlikte Türkiye'ye yönelik S-400'ler konusunda yaptırımlar vardı. Yine Avrupa Birliği ile ilgili yaptırımlar söz konusuydu. Konuğumuz siyasetçi Sırrı Sakık. Sırrı Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, selam, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, siz Ankara'dasınız, yıllardır siyasetin içerisindesiniz. Siz Ankara'nın havasını nasıl görüyorsunuz? Çok sisli puslu bir hava mı var? Geleceğe dönük bir aydınlık bir şey mi var? Öncelikle bize bir Ankara'nın havasını kısaca bir anlatır mısınız? Evet. Yani tabii dün iklim bir miktar değişti. Çok böyle sisli bir iklimde olduğumuzu, tozlu dumanlı bir Ankara havası olduğunu biliyoruz. Birkaç gündür parlamentoda görüşülmekte olan bu bütçe sürecinde HDP'nin bu konuda çok önemli bir muhalefet noktasında sesini yükseltince dün Bahçeli'nin açıklamaları, işte HDP'yi bir an önce kapatmalıyız, kapatılmalıdır, kapısına kilit vurulmalıdır. İşte Selahattin Demirtaş'tan Osman Kavala ile ilgili açıklamalarına tanıklık ettik. Ama şunu herkes çok iyi biliyor, biz bu sisli havalara çok alışığız. Tozlu dumanlı süreçlerden geliyoruz ve biz onlarca partisi kapatılmış bir siyasi gelenekten geliyoruz. Partilerin kapatılmasının bir çare olmadığını, eğer ülkeyi iyi yönetiyorlarsa ve ülkede söz ve karar sahibilerse bunu iyi okumaları lazım. Partilerin kapatılması veyahut da bir iradeye gem vurmanın, bir iradeyi ötelemenin, ertelemenin baskıyla sorunları çözmeye çalışmak, ses tonlarınızı yükseltmek, hiç kimsenin buna hakkı yok. Ortada bir sorun var, bu sorunları oturarak, konuşarak çözmeliyiz, çözmek zorundayız, mecburuz ve mahkumuz. Yani bakın biz 9 partisi kapatılmış 10. partiden bahsediyoruz ve bugün Türkiye'nin 3. büyük partisiyiz. Dün bu parti kapatılmalıdır diyen siyasal gelenek, onlar yıllardır Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar söz ve karar sahibidirler ama kısa süre içerisinde HDP bunları sollayarak gelmiş Türkiye'nin 3. büyük partisi olmuş ve Türkiye'nin temel sorunlarını korkmadan bedeli ne olursa olsun masaya yatıran bir gelenekten geliyor. Yerine kayyumu atanıyor. İkinci bir seçime hazırlanıyor. Milletvekilleri mi tutuklanıyor? Yerine bir başka milletvekili hazırlığı yapılıyor. İl ilçe başkanları mı tutuklanıyor? Gözaltına mı alınıyor? Yerine bir başkası geliyor. Ve özellikle bu partinin kapatılmasını isteyenler şunu iyi bilmeliler. Türkiye'de alfabede işte 29 harf var ya, bu bütün harfler tükense bile harf satın alarak siyasal mücadelemize devam edeceğiz. Ve şunun altını çizerek söylüyorum, bugün HDP kapatılsa 24 saat içerisinde bütün Türkiye genelinde örgütlenecek bir yapıya sahibiz. Onun için böyle ezbere, böylesi tabanlarına, milliyetçi tabanlarına mesaj vererek siyaseti dizayn edemezler. Siyasi aktörler, siyasi partiler var olan sorunlarla ilgili düşüncelerini ortaya koyarlar ve o sorunları çözmek isterler eğer gerçekten samimilerse. Ama bugün 18 yıllık bir iktidar ve bu iktidarın ortağı olan bir MHP'den bahsediyoruz. Sorunları yok hükmünde sayan, işte nasıl ki Kürt coğrafyasında orada görev yapan askeri ve polisi duvarlara şunu yazıyordu: Türk'ün gücünü göreceksiniz. Dünkü söylemler de o. Mecliste aynen Türk'ün gücünü göreceksiniz, parti kapatılmalıdır. Eğer utanmazlarsa şunu yapacaklar, bakın genel kurulda duvarda asılı olan egemenlik kayıtsız şartsızdır, kayıtsız şartsız milletindir sözünü indirip oraya Türk'ün gücünü göreceksiniz yazacak kadar pervasızca bir hırs, intikam duygusuna sahiptirler. Onun için biz birçok partiyi
Yani kapatılarak bugünlere kadar geldik. Artık bunların bir çare olmadığını bütün Türkiye'deki halklar da biliyor, yönetenler de biliyor. Yeni bir yol bulmalıyız, yeni bir yol açmalıyız. Yani kapatılmanın dışında sorunları yürekli bir şekilde masaya yatıracak bir siyasi anlayışa ihtiyacımız var. Peki şunu söyleyeceğim, neden bu konuşmalar gündeme geldi? Önce bu demokratik açılımla ilgili işte MHP'nin buna direndiği, daha doğrusu reformlarla ilgili MHP'nin direndiği söylendi. Ancak dün HDP'nin kapatılmasıyla ilgili Bahçeli'nin açıklamaları dışında diğer açıklamalar da var. Yani bu yargılamaların özellikle Demirtaş'la ilgili, Demirtaş'a tabii terörist ithamında bulunuyor, Osman Kavala'ya Sorosçu ithamında bulunuyor. Bu yargılamaların bir an önce bitirilmesini istiyor. Suçluysa mahkemenin buna karar vermesini istiyor gibi ifadeler de vardı açıklamada. Neden bu açıklamalar bu döneme denk geldi? Acaba yani geçmişte de olduğu gibi bazı partilerin karşı çıktıkları bazı konular yine o partilere mi çözülmek isteniyor gibi böyle bir insanların kafasına böyle bir soru işareti de oluşmaya başlıyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi biz de öyle görmek istiyoruz. Çünkü 2002 yılında idamın kaldırılması, özellikle o dönem DSP'nin, ANAP'ın, MHP'nin iktidar olduğu döneme denk gelmişti. Ve bunun öncülüğünde Bahçeli'nin de rolü vardı. Ve Türkiye'ye yaptıkları en büyük iyiliklerden biridir. Bugün dünkü açıklamalardan eğer yola çıkarsak, yani Bahçeli'nin açıklamalarını bir kısmının aslında yargıya dönüp şunu söylüyor. Bakın 4 yıldır 5 yıldır şu insanları içeri aldınız. Elinizde bir done yoksa derhal karar verin. Ve eğer yani yargı buradan mesajı almışsa söylenmek istenen bu. Yani onlar da itiraf ediyor. Diyor ki yani sizin elinizde 4 yıllık bir sürede hala iddianame bile hazırlamamışsanız demek ki elinizde önemli bir veri yok. Biz biraz da böyle okumak istiyoruz. Yani geçmişten bugüne kadar da bir yolculuğa çıktığımızda idamı ortadan kaldıranlar, özellikle bu milliyetçi dalgalar üzerinden hep bu mesajlar verildi. Ve birkaç gün öncesinden Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı'nın açıklamaları oldu yargıyla ilgili. Bu süreç içerisinde eğer gerçekten yargıyla ilgili adımlar atılacaksa Cumhur İttifakı'ndaki bu aktörlerin de bir şey söylemesi gerekir. Bir taraftan evet mahkemelere bu noktada sezlenişte bulunuyor, hatta yol gösteriyor ama diğer taraftan da kendi tabanını da mutlu etmek adına HDP'nin kapatılması gerektiğini söylüyor. Oysa ki HDP'nin kapatılmasının bir çözüm olmadığını en çok onlar da biliyor. Yani bu kadar ağır bir süreçten bugüne kadar gelmiş bir siyasi hareket. Yani onlarca kez tutuklamalardan, yargılanmalardan, parti kapatılmalarına kadar gelen süreçte bir parti büyüyerek geliyorsa bu partinin kapatılmasının bir çözüm olmadığını. Bir taraftan reformdan bahsederken, bir taraftan değişim dönüşümün rüzgarları bu ülkede esmeye başlayınca bir taraftan da parti kapatılsın. Şimdi bakın dünyadaki gelişmeler tam tersine Amerika'daki seçimlerin yani yeni bir sürecin başlayacağının bir işareti olarak herkes tarafından, iktidarından da muhalefetine kadar herkes bu süreci değerlendiriyor. İkincisi Avrupa Birliği süreci. Avrupa Birliği süreci de açık net olarak Mart ayına kadar diyor ki Türkiye şu 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 görevleri yapmalıdır. Siz eğer böylesi bir süreçte hem yargıdan hem değişimden hem dönüşümden bir taraftan da partinin kapatılmasıyla ilgili bir süreç başlatırsanız Türkiye yapabileceğiniz en büyük haksızlık budur. Ve Türkiye gerçekten zor bir süreçten geçiyor. Bakın bu pandemi sürecinden. Ekonomik krizden tutun, siyasal krize kadar bir bütünlük içerisinde Türkiye'nin çok sancılı bir süreçten geçtiğini, aslında siyaset dünyasının bu sancılı süreci sorunları çözerek aşabileceğini, yoksa tam tersi kangren haline getirdikleri sorunları ve Kürt sorunu uzun yıllardır bu noktada bir kangren noktasına geldi. Ben yeni bir sürecin başlayabilme ihtimalinin de olabileceğini ve Türkiye buna mecbur ve mahkumdur. Dün bu konuda Diyarbakır Ticaret Odası'nın başkanının açıklamaları vardı. Biz de bu konuda duyumlar alıyoruz. Olması gereken de budur.
Yani binlerce mahkumiyet var bu topraklarda. Yani üç konuşmayı bir araya getirip üç konuşmadan ne yaratıyorlar? Bir örgüt üyeliği yaratıyorlar. Ve bu ülkenin siyasetçileri, bu ülkenin aydınları, bu ülkenin gazetecileri, herkes düşünceleriyle sürece katkı sunmaya çalıştığı bir süreçte, özellikle Diyarbakır'da o DTK döneminde bütün barış sürecinin ve çözüm sürecinin görüşmelerin olduğu bir süreçte herkes kendi penceresinden bir şey katmak üzere oralarda bulundu. Ama ne hikmetse bir bakıyorsunuz hemen bütünlük içerisinde herkese 7,5 yıllık bir ceza veriliyor. Bunun çözüm olmadığını, bütün herkesi terörize ederek, terör estirerek sorun çözülmez. Bakın benim abim Muş'ta yaşıyor. Abim 75 yaşında. Abim 11 yıl önce Muş'ta bir basın açıklaması yapılmış parti tarafından. Kendisi de basın açıklaması, yani valinin onayıyla olan bir basın açıklamasına katılıyor. 11 yıl sonra dava açılıyor. Bu dava ve sabahın şafağında orada kentte tanınan, bilinen bir insan, yaşlı bir insan, bütün orada kolluk kuvvetleri, bütün araçlarıyla, panzerleriyle, akrepleriyle, efendim kar maskeli timleriyle bir terörize ederek bütün mahalleyi ablukaya alarak bunları gözaltına alıyorlar. Yani Kürt sorunu böylesi terörize edilerek çözülecek bir sorun değil. Onun için yani buradan vazgeçmek lazım. Yani Hakkari'de olup bitenlere tanıklık ediyoruz, Van'da olup bitenlere tanıklık ediyoruz, Muş'ta olup, Diyarbakır'da olup bitenlere. Bunların hepsini hükümet az çok masaya yatırıp gördü. Onun için yeni bir sürecin başlaması zaruridir ve bunun bir an önce olması gerekir. Yani Türkiye'de eğer bir adım atılacaksa bu noktada atılmalıdır. Ve bir an önce, yani bu Selahattin Demirtaş'lardan, Sayın Demirtaş'la ilgili, Sayın Yüksekdağlar'la ilgili, onlarca vekil ve belediye başkanlarımızla ilgili, Osman Kavala'yla ilgili, gazetecilerle ilgili yeni bir sürecin başlaması lazım. Adalet Bakanlığı'nın söyledikleri ve bu bütçe görüşmelerinde de yüksek sesle seslendirdiği bu süreci hayata geçirmeleri lazım. Peki burada size bir şey söyleyeceğim. Siz daha önce işte bu reform konusunda hayata geçirmelidir dediniz ama bu reform konusu ilk gündeme geldiği dönemlerde hatırlarsanız AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç'ın televizyonda yaptığı bir konuşma vardı ve daha sonra adeta konuşmasına pişman edildi. İlk üyeliğinden istifa etmek zorunda kaldı. Hem Cumhurbaşkanı kendisini çok ağır eleştirdi, hem Bahçeli kendisini çok ağır eleştirdi. Peşinden yine AK Parti'nin kurucularından biri olan Ehsan Aslan'ın yazdığı bir kitapla ilgili verdiği röportajlar vardı ve röportajdan sonra onun hakkında da disiplin kuruluna sevk edildi. Gerçi uyarma cezası çıkmış disiplin kurulundan ama bunları üst üste koyduğumuzda yani nasıl değerlendirmek gerekir? Gerçekten Cumhur İttifakı'nın içerisinde birileri bu Adalet Bakanı'nın, işte şu anda Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın başında olduğu bir ekibin bu işi yürüttüğü söyleniyor. Buna karşı olan mı var, yoksa acaba topluma bir taraftan da böyle mi gösterilmek isteniyor? Şimdi bakın, aslında Bülent Bey'in de İhsan Bey'in de, yani İhsan Bey'in iki kitabını da, ikisini de okudum. Zaman zaman görüşürüm de, Bülent Bey'in de o gün çıkıp bu konuda bir öz eleştiride bulunması çok insani, vicdani, ahlaki bir duruştu. Aslında bu seslerin daha çok yükselmesi, çoğalması gerekir. Bunu Cumhur İttifakı'nın müttefiklerinden olanlar, yani özgürlükleri askıya alanlar, bu topraklarda sadece baskıyla sorunları çözmeye çalışanlar, halka verebilecek hiçbir şey olmayınca baskıyı, emir kiplerini ve tehditleri hayata geçirenler ne yazık ki o süreçte yani kurbanlar alarak daha galip çıktı diyebiliriz. Ama hayat öyle değil. Yani bu seslerin AKP'nin içerisinde de ve toplumun her alanında yüksek sesten bu sesleri daha da çoğaltmak gerekir. Eğer hukuk hepimiz için gerekli, adalet hepimiz için gerekli. O gün Bülent Bey'in seslendirdiği
gecikmiş bir adaletten, adaletsizlikten bahsediyordu. Derhal bunların hayat bulması gerektiğini söylüyordu. Ve ben Selahattin Bey'in diyor Devran kitabını okudum, etkilendim. Ya buradan bu kadar fırtına koparmak, buradan bu kadar saldırmak, Selahattin milyonlarca insanın iradesi olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmış, 3 dönem milletvekilliği yapmış ve bu toprağın evladıdır. Yani düşmanlıklar yaparak değil, bu halkın iradesine saygı duyarak sorunları çözebilirsiniz. Bülent Bey'in seslendirdiği buydu ama ne yazık ki bu topraklarda zaman zaman böyle kurbanlar isteniyor. Ama ben Bülent Bey'in de İhsan Bey'in de bu noktada haklı olduklarını, belki bugünün ruhuna uygun ama yarın daha bu seslerin çoğalacağına inanıyorum. Peki HDP'yi HDP'ye karşı yeni bir Kürt Partisi kurma ile ilgili tartışmalar vardı. Son olarak KDP Türkiye HDP ile ittifakta yer aldığı için oradan ayrılan bir grup bir parti kurdu. Daha sonra da Ağrı Belediye Başkanlığı yapan Savcı Sayan'ın da yaptığı bir açıklama vardı. Sizce böyle bir çalışma da var mı diğer yandan? Yani HDP'ye karşı yeni bir Kürt Partisi kurma ile ilgili iktidarın bir çalışması veya başka bir grubun bir çalışması var mıdır? Böyle bir çalışma varsa da ne derecede başarılı olur? Evet. Sevgili Ferit, tabii süreci hep birlikte uzun yıllardır tabii Diyarbakır'da siyasetin nabzını tutuyorsunuz. Az çok bizim kadar bu konuda olaya vakıfsınız. Geçmişte de iktidarın böylesi bir çalışması oldu, böylesi bir çabası oldu. Hatta İsveç'ten birçok şahsiyeti buralara getirdiler. Türkiye'nin dört bir tarafından, Avrupa'dan yeni yeni partiler oluşturmaya çalıştılar. Yani Kemal Burkay'ın gelişine hep birlikte tanıklık etmiştik o tarihlerde. Ne oldu? Yani büyük umutlarla geldi ve devletin bu konudaki olanaklarını ve bu konudaki çabalarını hep beraber görmedik mi? Ve iklimde Akdeniz'di, ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Olamaz da. Bugün de yani böyle başlattıkları bu süreci, böylesi bir sürecin vicdanı olan herhangi bir insanın yanında bir karşılığı yoktur. Yani durumdan vazife çıkaran şahsiyetler olabilir ve HDP içerisinde siyaset yapmış bazı şahsiyetler, 3 dönem vekillik yapmış, hiç sesini çıkarmamış vekil olarak kaldığı süre içerisinde olup bitenlere hiç mi hiç ses çıkarmamış, tepki göstermemiş. Ne zaman görevi bitmişse, ne zaman iki dönem kuralı zaten partide uzun yıllardır işlenir ama o kısa dönem dediğimiz 2015 7 Haziran seçimleri de 3 dönem vekillik bitince bu sefer başlayıp eleştiri getirmenin çok ahlaki olduğuna inanmıyorum. Eğer partideyseniz, görevde olduğunuz süre içerisinde siz o eleştirileri, haklı eleştirilerinizi o gün haklı noktada yaparsanız size saygı duyulur. Ama o süreç bitmişse, göreviniz bitmişse, sonrası eleştiriler getirirseniz haksız bir eleştiri olur. Yani Kürtlerde de böylesi bir çaba içerisinde olanların, ben ihtimal vermiyorum. Savcı Sayan'ın böylesi asparagas bir haber yayarak böylesi bir çalışmanın olduğunu söyledi. Ve ismi verilen birçok siyasi aktör de çıkıp açıklama yaptı. Bizim herhangi bir çalışma içerisinde olmadığımızı ve zaten HDP bütün kimliklere, bütün inançlara kapısını sonuna kadar açan bir siyasi gelenekten geliyor. Hep beraber gelin birlikte sorunlarımızı çözelim diyen bir siyasi hareketten kopanların gidip yeniden bir parti oluşturmalarının ne Türkiye demokrasisine ne Kürt'e bir yararı olacağını düşünmüyorum. Böyle bir çabanın zaten kişilerin egolarını tatmin etmek adına bir çaba olacağını düşünüyorum. Halkta da bir karşılığının olmadığını geçmişten bugüne kadar da biliyoruz ve görüyoruz. Sırrı Bey, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Eğer zamanımız varsa küçük bir şey söylemek istiyorum. Buyurun, buyurun. Ben bu yaz İzmir'den Ankara'ya geliyordum. Yol kenarında bir alışveriş, yani bir kentten çıkarken bir alışveriş yapmak üzere gittik. Yani yan yana dizilmiş iş yerleri. Orada
karşılaştığım birçok mağdur vardı. FETÖ mağdurlarıydı bunlar. Beni görünce davet ettiler bir çay içmeye. Oturduk, sohbet ettik. Kimi öğretmendi, kimi memurdu, kimi imamdı. Hepsi de tutuklanmış, sonra özgür kalmışlardı ve şunu söylüyorlardı. Biz FETÖ'cü falan değildik ama Anadolu'dan çıkıp geldik buralara diyor. Geldiğimizde buralara sığınabilecek bir liman onlara sığındık diyor. Sonra başımıza bu felaket geldi ve biz onların nasıl bizi kullandıklarına tanıklık ettik. AKP'ye inandık, AKP bizi yolda bıraktı. Onlara inandık, onlar bizi yolda bıraktılar ve biz Anadolu'nun mağdur insanlarıyız. Bir tek umudumuz var, o da sizde, siz ve HDP'dedir. Yani HDP'nin bu kadar bütün halkta karşılığı olan bir siyasi hareketi kapatarak sorunlar çözülmez. Tam tersi demokratik siyasetin önünü açarak, bunu büyüterek Kürt sorununu, Türkiye'nin temel sorunlarını birlikte çözebiliriz. HDP sadece Kürt sorunundan değil, kadınıyla, ekonomisiyle, gençliğiyle, işçisiyle, bütün kesimlerin sorunlarını kendisine dert eden bir siyasal gelenekten geliyor. Kime, nerede, nasıl bir zulüm uygulanırsa kimliğine bakmadan o mağdurun saflarında saf tutan bir gelenektir. Sıra Bey, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Tekrar selamlar. Evet sevgili izleyiciler, gündemi özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP kapatılmalıdır, hükümetin ekonomi ve hukukta reform yapılması ile ilgili açıklamalarını, yaşananları siyasetçi Sırrı Sakak'la konuştuk. Kendisine teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum.